İyi akşamlar. Türk futbolunun kırmızı çizgilerini çeken program Kırmızı Çizgi'de bir kez daha karşınızdayız. Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan'la her zaman olduğu gibi karşınızda olacağız ve gündemi yorumlayacağız. Aslında çok yoğun bir gündem var. Farklı konu başlıkları var. İlk olarak Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'la başlayacağız. Yorumları alacağız. Üzerine gazete küpürleri var. Bakalım neler yazılmış, neler söylenmiş. Ama ilk olarak Sayın Ali Koç'un açıklamalarını bir dinleyelim. Geçen sene Mayıs ayında bir sözüm vardı. Ağzından bir laf çıktı. Sonra abimle yaşanan olayı yaşadık. Abimin vefatıyla. Yalnız bugün geldiğimiz noktada kongre olduğu takdirde en azından 2018 Mayıs ayında olağanüstü kongremizde şartlar ne olursa olsun bir kere adaylığımı koyup denemek istiyorum. Yönetimimiz ne zaman uygun görürse o zaman kongre olacaktır. 2018 Mayıs'ında zaten de olağan kongremimiz var. Yöneticiyken de, taraftarken de, şimdi de işler kötü giderken, kulübümüz sıkıntıdayken, olumsuz tecrübeler yaşarken kongre çırtkanlığı yapmak ne benim fıtratımda var ne de bunu tasvip ediyorum. Onun için sezon daha yeni başlıyormuş gibi hepimiz dört kolla sarılmamız lazım. Tribünlerin bu hali kabul edilir değil, şartlar ne olursa olsun. O yüzden sezon yeni başlıyormuş gibi hepinizin çubukluya sahip çıkmamız lazım. Sonuçta hepimizin ortak sevdası, paydaşı çubuklu. Evet, Sayın Ali Koç'un açıklamaları böyle. Mehmet Ayan, başlayalım seninle. Yani şartlar ne olursa olsun adayım dedi Sayın Ali Koç. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe adına mutluluk verici bir gelişme. Ama bu şartlar ne olursa olsun lafının altında yatan gerçekte Aziz Bey'in yapacağı, alacağı aksiyon daha doğrusu. Yargıtay kararı, bu da tabii hepimizin merakla beklediği ve ne zaman çıkacağı çok önemli olan bir nokta. O nedenle Serdar da çok geniş açılımlar getirecektir. Ben buradan aslında Ali Koç'un adaylığı kadar Aziz Bey'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamayı da hafızalara getirmek istiyorum. Çünkü yine her zamanki gibi şiddetli bir ses tonuyla muhalefet nasıl yapılır ben bunlara gösteririm demişti. Acaba muhalefet nasıl yapılır ben bunlara gösteririmin içerisinde Ali Koç'un başkanlığı var mı? O bence tartışılması gereken bir durum. Bir de sevgili Gürcan Bilgiç'in bugün yazdığı yazı üzerine gerçekten de 4500 Aziz Bey'in kemik oyu var mı? Daha fazla. Bu süreç ne zaman, ne kadar, nasıl ilerleyecek? Bunların hepsini görebilmek için 2018'in neredeyse Mayıs ayına kadar çok uzun bir takvim var. Dolayısıyla bugünden siyasal ortam, sosyal ortam, Fenerbahçe ortamı, lig ortamı, yayın ihalesi bilmiyoruz. Bunların hepsi bizim için birer ayraç olur. Dolayısıyla bunların hepsine bakmamız lazım geliyor. Çok Serdar'la da beraber üzerinde çeşitli alt kırılımları da konuşacağımız bir konu bence. Şimdi dalları o zaman şöyle budaklandıralım Serdar Ali Çelikler. Dinliyorum 2018'i kardeş. Bekler miyiz? Bir yarış mı izleyeceğiz? Bir uzlaşma mı olacak? Senin öngörün nasıl şu anki durumu? Ya bilmiyorum. 2018'i bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Yargıtay'da bir ne kararmış kardeşim bu da yani? Şey mi bu da yani? Böyle Balyoz davası, Ergenekon davası hepsi açıklandı. Yargıtay'da bir tek bunu açıklayamadı yani. Ya açıklasın da herkes de önüne baksın yani. Yargıtay artık ne zaman açıklarsa. Ama ben ya Aziz Bey, Ali Koç başkan adayı olsun olmasın. Efendime söyleyeyim, Yargıtay kararı %99 zaten bozma yönünde çıkacak 3 Temmuz'u. Yani Aziz Bey zaten aday olacaktı. Hiçbir zaman ben bırakacağım demedi. Yani kongre kararı alacağım dedi. Hep bu yanlış anlaşılıyor. Ben kongre kararı alacağım dedi. Kongre kararı aldıktan sonra da aday olacağım, olup olmayacağına dair bir bilgi vermiyordu. Son açıklamada olacağım dedi. Son açıklamada da yüzüm varsa olurum dedi. Şimdi bugüne kadar yakın tarihte sen kaç yıldır NTV Spor'dasın? 3'ü geçti. Mehmet Ali Aydınlar'la seçimde burada mıydın? Deli Aydınlar'la seçimde burada değildim. Neredeydin? Televizyoncu muydun gene? Fanatikteydim yanılmıyorsam. Tam sene nedir? Şimdi 2013 Martlar olması lazım. Çünkü ben buradaydım. Orada tamam. Hatırlıyorum. Sen burada 2013 mıydın? Temmuz'da. Ben buradaydım. 2013 Temmuz'da sonunda başladım. Abi ben 2013'te buralardaydım. Bir de yakında Hulusi Belgül'e bir yarış yapıldı değil mi? Hiçbir programda birinci haber oldu mu? Mehmet Ali Aydınlar aday çıktı. Hulusi Belgül aday çıktı. Mehmet Ali Bey'in açıklamaları özellikle o Beşiktaş'taki otelde... Mehmet Ali Bey'in açıklamaları ayrı başka.
aday olacağını açıklaması hiçbir kanalda, spor gazetesinde haber oldu mu? Birinci haber oldu mu? Ali Koç'un isminin ağırlığından söz ediyorsun. Yok, bir tek isminin ağırlığından bahsetmiyorum. Yani bu Hulusi Bey'e veya Mehmet Ali Bey'in isminin ağırlığı yok demek değil. Bu şu demek. Ama sarı saçlı mavi gözlüm var ya mevzuda. Bu şu. Fenerbahçe taraftarı zaten başkanını seçti, bitti. Konu kapandı. Seçim yapıldı, bitti. Taraftar. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u başkan yapmıştır. Bu iş bitmiştir. Ama kongrede yapılıyor seçim. Ama kongre üyesi dediğin zaman isterse Aziz Ali Koç, işte efendim Mehmet Ali Aydınlar, Saadettin Saran, hepsi konsorsiyum olsun, Aziz Yıldırım kazanır. Orada bir mühendislik faaliyeti var. Tamam. Çok net diyorsun bu ya. Net. Şimdi yarın Aziz Bey deyse ki ben aslında itiraf ediyorum, ya ben aslında Galatasaraylıyım dese kongrede, bak 1000-1500 kişiden şey beklerim ben. Ya biz de hata yapmışız. Abi bak, burada Galatasaray araması var abi. Başkanım falan. Böyle vardır yani. Dolayısıyla kongre yapılarıyla taraftarın veya halkın bakış açısı farklıdır. Bu sadece Fenerbahçe'de özel bir durum değildir. Örneğin Galatasaray taraftarlarının büyük bir çoğunluğunun bırakması gerektiğini düşündüğü Özcan Canaydın, rahmetli, eğer sağlığı el verseydi, hala aramızda olsaydı, istediği kadar başkan olurdu. İstediği kadar. Her sene bir daha seçilirdi. Ya da Ünal Bey'i çok tutardı Galatasaray tarafta. Ünal Bey de devam ederdi eğer onlar seçseydi. Yani ya da Ünal Bey hiç bırakmazdı hiç eğer bırakmazdı. Taraftar devam etseydi. Bugün Türkiye'de futbola gelen herkese anket yapalım. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı kim olmasın diyelim. Bir numara şey çıkar. Yıldırım Bey çıkar. Kim olsun diyelim ve Yıldırım Demirören'i adayların içine koyalım. %1 falan oy çıkar. Taraftarın içinde. Kongreye gidelim, her kongreyi kazanır. Her kongreyi kazanır. Bugün Beşiktaş'a dönsün, ciddi adaydır. Fikret Orman'ın karşısına çıksın, ciddi adaydır. Hele Fikret Orman'la birlikte olsun, kazanma şansı yok başka herhangi birisinin Beşiktaş'ta. Dolayısıyla kongre yapısıyla taraftarın tercihi ve teveccühü arasındaki derin fark Aziz Bey'in kuvvetidir. Nedir bu fark? Bu fark, ben anlatıyorum yani Aziz Bey, yarın ben Galatasaraylıyım aslında. İtiraf ediyorum ya. Galatasaray elime de 10 tane şampiyonluk kazandıracağım, ben gidemiyorum, gitmeyeceğim falan dedi. Hayır, şundan soruyorum. Tamam şimdi, bak bunu da Fenerbahçe kongresine, egzajere ediyorum tabii. Yani. Tamam, anladım. Böyle bir şey söyledi. 1000-1500 kişiden buradan Galatasaray armaları çıkar. Böyle formalar yırtılır. Gömlekler yırtılır, içinden sarı kırmızı çıkar filan. Çünkü bunların derdi Fenerbahçe, başarı, şu bu değildir. Tamam mı? Bu bir çeşit cemaatleşme, sosyoekonomik topluluklar oluşur. Bir yerde bir adam 10 seneden fazla kalırsa. Tamam mı? Onun etrafında böyle bir şey oluşur, sosyoekonomik toplum oluşur. Bir kere en az 1000-1500 tane böyle adam vardır. Aziz Bey'le varlığı, Aziz Bey'le mühkem 1000-1500 kişi vardır. Aziz Bey gittiği gün o insanlar yaşamıyorlar aslında. Yoklar yani. Temiz olarak, temiz böyle adam 1000-1500 tane kongresi vardır. Ayrıca 3500-4000 tane de Aziz Bey'in üye yaptığı, Aziz Bey yöneticilerinin üye yaptığı, Aziz Bey'le veya yönetimle mühkem değil ama onun en iyi yönetici olduğunu düşünen, onunla ilişkileri iyi olan, onun zamanında üye olmuş, bu bahsettiğim sosyoekonomik yapının içinde olmasa bile bu mantıkla düşünen, Aziz Bey'den daha iyisinin bulunamayacağını, ölene kadar Aziz Bey'in devam etmesi gerektiğini düşünen, Aziz Bey giderse Fenerbahçe diye bir şey kalmayacağını düşünen bir başka kitle daha vardır. Bu da yekün 5.000-5.500 kişidir. 5.000-5.500 kişidir. Bu 5.000-5.500 kişiye karşı Ali Koç'un da pek fazla öyle seçim kazanma şansı bugün için söylüyorum, yoktur. Yoksa sportif başarı gelmiş, başarısız gelmiş. Ya ben çok açık söyleyeyim yani, bunu bizi izleyenler dinlesinler. Bu Fenerbahçe'ye de özel değil. Bak bir daha söylüyorum. Galatasaray Adası'ndaki çayın 25 kuruş fiyatının artması yönetim için kötü bir şeydir mesela. Oy kaybettirir. Çaylar bedava dese oy kazanır. Bu iş bu kadar basittir. Dolayısıyla kongre üyeliği veya kulüp üyeliği veya bir lokasyon üyeliği de böyle hani böyle oradanlar orada oturup yüksek zekalı, böyle aşırı entelektüel kabiliyeti yüksek filan adamlar değiller yani. Bir elitizmden söz edemiyoruz orada. Hani
oraya da bir seçilmiş elitist, işte elitizm 10 bin kişi var, onlar bizim adımıza bizim haklarımızı savunuyorlar gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca kongresini sen de seçmiyorsun. Milletvekilini, millet meclisinde 550 kişi var ama onu sen seçiyorsun. Git benim şehrimin, hatta bölgemin durumlarını savun orada diye gönderiyorsun. Doğru. Ama kongrede böyle bir şey yok. Parayı veriyorsun, gidiyorsun. İyi oluyorsun. Faruk Ilgaz da kızının düğününe başkan geldiyse yarın başkana oy verirsin. Gelmediyse ben ona sorarım diyorsun. Bu kadardır yani şey, kriter bu. Bu kadar. O yüzden. Dolayısıyla böyle bir 5000 kişi var her kulüpte. Bak her kulüpte diyorum. Tamam. Diyorlar ki vay, bizim federasyonumuz bizim vergilerimizle 500 kişiyi Fransa'ya götürdü. Ya adam mecbur kardeşim. Mecbur ya. Sistem böyle ya. Götürmüyor muydu bir önceki başkan? O zaman senin vergilerin yok muydu? O zaman da senin vergin yoktu. Şimdi de senin verginle bir ilgisi yok. Özerk bir yapı bu. Aynen öyle. Ama sistem bu. Dolayısıyla bu gerçeği kabul edeceksek Aziz Bey kazanır. Sportif başarı başarı. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ama dur daha bitirmiyorum. Tamam. O mühendis... Ve fakat Aziz Bey zeki bir insandır. Dolayısıyla halka rağmen de dar oligark kitleyle bir büyük camianın uzun müddet yönetilemeyeceğini mutlaka fark eder. Mutlaka analiz eder. Dolayısıyla daha vakit var. Biz bu konuyu çok konuşuruz. Ama Fenerbahçe halkı, ayırıyorum bak, Fenerbahçe halkı seçimini yaptı, başkanını seçti, bitti. Bu iş bitti yani. Ama kongreye yarın gidelim bu heyecanla ve bu başarısızlıkla, yine Aziz Bey kazanır. Mehmet Ayan? Serdar'ın çizdiği tabloya bu kadar keskin bakmamakla beraber temelde katılıyorum. Ve temelde katıldığım için de herhangi bir radyoda, televizyonda, gazetede, Twitter'da nefesim yettiği sürece Türk futbolunun çıkışının sahiplik olduğunu savunuyorum. Bugün Aziz Bey mal varlığıyla Fenerbahçe'yi imkan olsa satın alsa kimse hayır demez. Tabii canım. Ali Bey, Koç ailesi konuşamayız da zaten ya. Hayır demez. Galatasaray'a gitse bugün herkesin cumartesi itibaren mezara gömdüğü, yani Galatasaray siyasetinde mezara gömdüğü İnan Kıraç Galatasaray'ı alıyorum dese kimse ağzını açmaz. Yıldırım Bey, Demirören grubu olarak biz Beşiktaş'ın sahibiyiz dese kimse ağzını açmaz. Büyük hastaneleriyle Sayın Usta Trabzon'a alıyorum dese kimse ağzını açmaz. O yüzden Serdar'ın sözüne ettiği orada çok doğru bir nokta var. Delegeler, kongre üyeleri, işte Galatasaray'da herkes tepki gösteriyor. Ya kardeşim niye bu kadar dar almıyorsunuz, içerisi 3'le 5'le uğraştırıyorsunuz diye. Galatasaray'da da açılım sağlansa, Fenerbahçe Beşiktaş gibi olsa, tam tersi de olsa, bu kulüpleri yönetenleri seçen irade gerçekten zaman zaman yanlış kararlar verebilir. O yüzden ben bunlarla uğraşmayayım abi. Çünkü böyle demokrasiymiş. Şöyle bir kulübü düşünen falan yok ya. Demokrasiymiş. Ya bu kadar kongrede bu adama ya. Bak bu kadar kongrede bir kişi ya. Ya hep mi başkan haklı kardeşim? Bir kişi ya sayın başkan. Biz 1 milyar dolar borca nasıl geldik? Bunu lütfen bize aktarabilir misiniz diye bir şey sormaz mı ya? Soruyor ama yayınlanmıyor falan. Yok abi, kim soruyor ya? Soruyor. Şimdi kimse sormuyor abi. Bu tip... Otur yerine. Karışma. Bu. Bu tip Türkiye için sportif yönetim lüksü olan demokrat tavırları orta yerden kaldırmak için kulüpler yasasıyla mı, dernekler yasasıyla mı bu tip yönetim biçimlerini lave ediyorsun. Serdar gidip tıpkı Turgay Bey gibi gidip kulüp satın alıyor. Onun dışında Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Liverpool, senden Liverpool'lu var mı? Kim sahibiniz? Amerikalılar. City. Tabii United. Abi. Kim o abi? Yani baba sahibi diyemezsin yani. Hadi abi, hadi. Param olsa ben gider İstanbul Büyükşehir, Başakşehir'i alırım. Param olsa gider Kasımpaşa'yı alırım. Param olsa gider Sakaryaspor'u alırım. O yüzden bunlara imkan sağlayacak yasal düzenlemeler olmadığı müddetçe Serdar'ın sözünü ettiği gibi taraftarın başka başkanı olur. Delegenin başka başkanı. Biz hangi konuyu konuşursak konuşalım bir sistem konuşuyoruz. Farkındasınız evet. Değil mi? Sürekli sistem sıkıntısından bahsediyoruz. Aynen, evet. Yani dolayısıyla bak, genel dünyada, bakış dünyada delegasyonla ilgili doğru örnek bana göre Bayern Münih'te. Dünyanın en çok üyesi olan kulübü Bayern Münih. Herkesin oy verdiği hikaye değil mi abi? 270 bin sanıyorum üyesi var. Ve 270 bin üye hem başkanı seçiyor hem yönetimi seçiyor. Diyor ki yani başkan, dolayısıyla adaylar da çıkıp bir proje açıklıyor. Şimdi Bayern Münih'te zaten ne projesi açıklayacaksın? Yani diyeceksin ki işte şu yatırımını yapıyorum.
İşte 10 senede de 2 kere Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyorum. Budur yani senin projen. Bunun için de benim maliyetim aşağı yukarı bu diye. Bu böyle bir demokratik genişleme sağlayamazsan burada bu Türkiye'de, spor ikliminde. Bu spor ikliminde. Bu spor kültürüyle. Böyle bir demokratik genişleme olimpiyat yayınlayamıyorsun ben. 270 bin, 300 bin, 150 bin yaygınlığı sağlayamazsan eğer şey oligarkına her zaman mahkum olacaksın. Delege oligarkına mahkum olacaksın. Bak Emrah Berber demiş ki Fenerbahçe'yi neden sadece futboldan ibaretmiş gibi addedip eleştiriyorsunuz? Evet. Basketbol ve amatörleri de konuşun. Başkan Aziz Yıldırım'ın büyük yatırımı oldu. Emrah Berber, hayatında kaç kere masa tenisi şampiyonluğu için bayrağını astın? Tarihinde çocuğunuz var mı bilmiyorum. Çocuğunuza voleybol takımının bir oyuncusunun ismini verdiniz mi? Üçüncü sorum, basketbol şampiyonluğu dolayısıyla sokaklarda arabanızla tura çıktınız mı? Bu işleri bir bırakalım. Bu yandan diğer başarı uygulamaları bir. İkincisi, amatör branşların tamamı Aziz Bey futbolda başarısız olduğu için, şimdi neden başarısız da anlatacağım. Başarısız olduğu için, bir yerden başarılı olması gerektiği için bu branşlara yaptığı yatırımla alakalı. Fenerbahçe masa tenisi takımından iki oyuncunun ismini saysınlar ben buradan kalkıp gideceğim. Ama basketboldaki başarıyı basketbola örmemizi gelelim. Alkışlamamız bir dakika, lazım. Basketbola gelelim. 26 euro kendi söyledi başkan. Bir daha gelelim, bir daha gelelim. Basketbola bir daha gelelim. Basketbolda bu işin başarısı ve tıpkı kadın voleyboldaki gibi sponsor yatırımıdır. Tamam mı? Sponsor yatırımı olmasa bu yatırım olmazdı. Bu girişim de olmazdı. Bugün Fenerbahçe cebinden 15-20 milyon euro da vermezdi Fenerbahçe kulübü. Serdar bu sene itirazım var. Bu sene sponsor yatırım yok. Direkt kasada. Bu sene yatırım yok ama bu saatten sonra artık Fenerbahçe yönetimi geri adım atamaz. Yani kim verirse gelsin atamaz. Geçen sene finalde çıktı artık, iş büyüdü. Çünkü o. Peki bir şey daha söyleyeyim Emrah Bey. Bundan hiçbir para kazandırmıyor. Hepsi zarar. 14 euro şey futbol, zarar. Futbol bak futbol takımı Fenerbahçe futbol takımı futbol AŞ bütün rakiplerinin aksine kar eden tek kuruluş. Futbol AŞ'den para kazanılır Türkiye'de. Bana hiç kimse yok. Amatörlerde çok başarılıyız. Yok orada da şu kadar şampiyonluğumuz var. O işleri bir geçelim. Parayı kazanan yere bakacaksın. Parayı kazanan yere bakacaksın. Beşiktaş'ta handbolcu için mi tutuyor Beşiktaş'ı? Emrah Bey şey için mi tutmuş? Pimpon takımı için mi tutmuş? Bırak ya bu işleri bir geçelim yani. Kaç çocuğun adı Rıdvan 1987-88-89 doğumlu. Yani. Dolayısıyla futbol takımıdır abicim. Futbol takımı da 3 yılda bir şampiyon. Doğru. 3 yılda bir şampiyon olur. O zaman Aziz Yıldırım'a gerek yok. Kimi koysan 3 yılda bir oluyor zaten. Şimdi bu açıklamayı yapıyor ya. Ben de 3 yılda bir yaptırıyorum diyor. Fenerbahçe 2000 yılında stadını bitirmek üzereydi. 2001 yılında da bitirdi. 2001. 2001 yılından 2007 yılına, 8 yılına kadar 7 sene boyunca bütün rakiplerine fark attı. Maddi olarak. 2003 veya 2004'tü. Yanlış hatırlıyorum olabilirim. Yani 2003 veya 2004'tü. Birincil geliri yayın geliri olmaktan çıkarttı Fenerbahçe. Bu sırada Galatasaraylılar iyi hatırlasınlar. Param yok, pulum yok diye idman yapıyorlardı. 10 bu şarkıyla. 10 milyon dolara maket almışlardı değil mi? Tamam mı? Şimdi sen maddi gücü şeye çeviremezsen sportif başarıya çeviremedin. Çünkü sadece istikrardan anladığın tek şey kendi başkanlık sürendi. Zico işte bu Mehmet Demirkol sürekli söylüyor. Mustafa Deniz öyle, Zico böyle, Daum böyle, o öyle, Aykut böyle, Ersun gelemez, o gidemez. Abi sen demek ki hiç kimseyi beğenmedin. Tamamen kendi hataların. Ben söylemiyorum diyor Mehmet. Sen söylüyorsun diyor. Burada bir tane soru işaretim var. Dolayısıyla zaman... dur abi bitirmedim. Tamam. Maddi gücünü şeye çeviremedin. Sportif başarıya çeviremedin. Artık Galatasaray'ın da stadı var. Beşiktaş'ın da var. Kayseri'nin de var. Konya'nın da var. Trabzon'un da var. Yani artık inşaat vizyonu bitmiştir. Türkiye için de, Fenerbahçe için de. Son olarak şunu söyleyeyim. Benim derdim değil. Bana ne? İsterse Aziz Yıldırım'ı bir daha seçsinler. İsterse bir 18 sene daha kalsın. Kongresi değilim. Bir şey değilim. Ben sadece şunu söylüyorum. Bugün Fenerbahçe'de potansiyel 5 tane başkan adayı sayacağım. Bir tanesi çıktı Ali Koç. Bir tanesi
Çıkmıştı, yenildi. Belki ileride bir daha çıkar. Mehmet Ali Aydınlar. Yaz. 3. Saadettin Saran. İlk şeyde adayım diyor, değil mi? Evet. 4. Ferit Şahenk. 5 Aziz Yıldırım. 5 Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım zaten Murat başkan. Ayrı 5. Murat Ülker. 5 de Murat Ülker. Bu 5'inin 5'i de, bak 5'i de uluslararası şirketlerle ortak olan, dünyayla relasyonu olan, tamam mı? Mal alıp satan. Mal alıp satan. İnşaat işinden filan olmayan, enerji, bilgi ve teknolojiler. Know-how üreten. Finans. Enerji, bilgi teknolojileri, finans, işte otomotiv gibi ağır sanayilerde. Medya. Veyahut da büyük çaplı perakende işindeler. Tamam mı? Veya content creator'lar. Birkaç tanesi content creator. Doğru. Şimdi dünyada bu, dünyada artık böyle, artık karneci değil dünyanın en büyük firması. Dünyanın en büyük müteahhiti kim ya? Donald Trump. Doğru. Başkan adayı. Tamam mı? Dünya, şimdi Donald Trump, Trump mı önemli adam Amerika'da? Apple mı önemli adam? Önemli şirket. Ya artık dünya buraya giderken, tamam mı? Kamu müteahhiti zihniyetiyle bir yere gidilemez. Fenerbahçe uluslararası çapta bir kulüp olacaksa eğer, uluslararası relasyonları olan, uluslararası anlamda iş yapabilmiş, dünyada tanıdığı olan, know-how olan, connect'i olan insanlarla büyümelidir. Burada şu soruyu soracağım Serdar Ali Çelikler. Yani merak, çünkü direkt uyanır herhalde izleyenlerin de kafasında. Madem kongre, şu hani kemik kongreyle Aziz Yıldırım net kazanır. Tabii. O zaman neden 1 milyon üye projesine girildi? Bu bir risk değil midir? 1 milyon üye projesinde oy verme yoktu. 10 bin lira da var. Para verilince ben de 10 bin lira da var. 100 kişi bir kişiyi seçiyor. 10 bin lira da var. Yok abi, oy falan vermiyorsun ya, biliyorum, yok yok öyle bir şey yok. Hukuki olarak dernek üyeliğine giremiyor. Dernekler kanununa göre yapamıyorsun öyle bir şeyi. Abi 10 bin liraya verdiğin zaman seni Fenerbahçe delegesi yapıyor. Hayır abi. Oy hakkı vermiyor. Ya, hayır. Emin vermiyor misin? Eminim. Oy hakkı yok. Ancak bir peki. Ekip, yani bir birleşiyoruz. Hepimiz üyeyiz. O 2 bin liralar içinde. Hayır, hepimiz birleşiyoruz. Bir kişiyi seçiyoruz. O da bir çok iddialı olmak istemiyorum. Sen daha çok hukuk yazıyorsun ama ben 10 bin sanki üye hakkına sahip. 1 milyon üye projesinde oy hakkı yok. Ayrıca 1 milyon üye projesi olmaz. 2 bin de var şimdi galiba. Fenerbahçe olmaz, muhabirimiz olmaz. Onur Turul'dan haber geldi. Kübra kulağıma söylüyor. 2 bin liralıkta oy verme yok, 10 bin liralıkta varmış. Ben aynen Onur'un dediğini biliyorum çünkü. Tamam, 10 bin lira kaç kişi üyedir abi? 10 bin lira da çok az insan. Evet. Zaten 1 milyon üye projesi olmaz. Ya, öyle bir şey olmaz. Yani 10 bin lira veren x bin kişi üye olabiliyordu yani. Türkçesi o. Olabilir ihtimal. Ben de Onur'un dediği gibi biliyordum. Bu arada bir gazete küpürümüz var. Kübra'dan rica edeyim, onu verelim. Küpür mü, kupür mü? Kupür, değil mi? Kupür. Tamam, kupür. Türkçe karakter, ben şey yaptım. Ailesinden başka kimse bilmiyordu. Kübra, şu arka büyük ekrana da verebilir miyiz? Alt spotu okuyabilmem açısından en azından. Danışmanları, çalışma arkadaşları ve 1907 derneği üyeleri Ali Koç'tan bu hamleyi bekliyor ancak zamanlamasını kestiremiyordu. Aile büyükleri gerçekleştirdiği görüşmeden sonra, aile büyükleriyle gerçekleştirdiği görüşmeden sonra ok yaydan çıktı demiş Alican haberinde, yazmış özel haberinde bunu gazete Vatan'da. Ve Belgü'de, Hulusi Belgü'de Koç'a destek olacağız demiş. Sadece ailesi biliyormuş Sayın Koç'un. Hayırlı olsun aday. İnşallah. Hayırlı olsun. Için yani. Daha var, daha vakit var. Ya şöyle bir avantajı var Ali Bey'in. Birincisi, Aziz Bey şimdi kendine bir kitle yarattı. Bugün 28-30 yaşındaki Fenerbahçeliler başka başkan tanımıyorlar. Şimdi 28-30 yaşındaki Fenerli para harcayan, kulübü için işte maça giden, kombine alan falan bir kitle yani. Artık işi gücü olmuş adamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar için başka bir figür yok. Dolayısıyla karşılarına çıkan adamların, Aziz Bey'in karşısına çıkan adamların eski başkan olması, Aziz Bey'i eleştirenlerin geçmişte bir dönem başkanlık yapmış olması falan bir anlam ifade etmiyor bu tip kemik kadrolar için. Ama Ali Bey de o dönem vardı ya. Bir dönem bu kemik kadronun bir dönem sevdiği bir isimdi. Yani hala da sevdiği isim. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya bu kemikleşen kadronun kemikleşme sürecinde var olanlardan bir tanesiydi. Bu süreci herhalde daha konuşacağız ya zaten. Herhalde tabii kulübü bunlar ele geçirecek falan gibi bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Belli de olmaz ama. Mehmet Ayhan, eklemek istediğin bunlar varsa derken, konuya. Var ya o kulübe, işte ben gidersem kulübü ya ben gidersem başka kulübü güçler, başka güçler ele geçirir. Ali Bey kulübü emanet edebileceği bir insan. Ben sadece şey söyleyeyim. Geçen haftalarda konuştuk. Biz Aziz Bey'e delege oyuyla gelmiş meşru iktidarına git diyemeyeceğiz
Ama bize ne abi? Biz ayrıca bizim işimiz değil. Bizim bunu işimiz söylemek haddimiz de değil. İki, biz ancak olabileceklerle ilgili Fenerbahçe'nin lehine şunu temenni edebiliriz. Aziz Bey bir büyük gibi, bir abi gibi gitmek istediği zaman tek kendisinin aday göstermiş olduğu tırnak içinde veliaht olarak adlandırılan Ali Bey'e şık bir törenle kendisini de onore edecek bir şekilde bu görevi verdiği takdirde bundan Fenerbahçe ancak huzur ve mutluluk duyar. Mehmet yani. Bıraktırmazlar bak. Adam bırakmak istese de bıraktırmayacak ekip var. Anlatabildim şimdi mi? Bak, ne anlattım demin? Ya hayır. Aziz ya adam Bey, hakikaten bıkmıştır. İstemiyordur. Bıktığını söylüyor zaten. Gitmek istiyordur. Ailesi var, bilmem nesi var işte ya artık yeter diyordur vesairedir. Bıraktırmazlar adama. Bıraktırmazlar diyorsun çünkü ama. Çünkü Aziz Bey gittiği zaman arka kafasının 100 metre ötesine gelemeyecek adamlar. Bugün bir şey der oradalar böyle bekliyorlar yani. Ha, başkan filan. Tamam. Bu yani. Şimdi bu bir gerçek bak, bu gerçek. Fenerbahçe Kongresi'ne de özel değil. Her kongrede var bu. Her delegasyonda var. Bana da bıraktırmıyorlar. Bak reklam vermen gerekiyor. Biraz sohbeti durdurun diyorlar. Kısa bir reklam vereyim. Bir kahve içelim, bir soluklanalım. Yani kahve içebiliyoruz yani. En azından bir su içelim, bir soluklanalım. Belki biraz da kahve de içeriz. Devam ediyoruz. Kırmızı çizgileri çekmeye bu güzel çarşamba akşamında. Çarşambadayız değil mi? Karıştırmıyor. Çarşambayı sen alabilirler. Bir de küçük cumartesi derler çarşambaya. Evet güzel. Niye? Öyle derler yani. Haftanın ortası ya. Haftanın ortası çarşamba değil perşembedir. Biz çarşamba olarak karar verdik. Haftanın ortası perşembedir. Bizim kırmızı çizdiğimiz çarşamba abi. Hayata bakış açımızdan çarşamba olamaz mı mesela? Siz 5 gün çalışıyorsunuz öyle. Hayır yok. 7 gün çalışıyoruz. 7 gün çalışanlar için 4. gündür. 1, 2, 3. Ama cumartesiyi 5, 6, sevdiğimizden yeri ayrı olduğundan. Haftanın ortası, eğer sözünü ettiğimiz haftaysa ortası perşembedir. Bon Jovi'nin bir gün cumartesi gecesi olacağım inanıyorum diye çok güzel bir sözü vardır. O geldi aklıma. Konunun cumartesi ne alakası var? Evet, ben haftayı ona göre dizayn ettim. Neyse devam tamam. Edeyim. Sen bir de half time'ı idare edersen program da half time. Evet, reklam molası değil mi? TV, televizyon molası. Evet, half time'ı idare edersen. Beşiktaş 77-54 önde bu arada. Şanlı Beşiktaş'ımız. Evet. Avrupa Kupası basketbol mücadelesinde. Uzaktan görebiliyorum. Sompo Japan. Ben göremiyorum. Tam arkamda kalıyor. 77-54 Beşiktaş Sompo Japan'ında. Fenerbahçe'de Sergiliş'te biraz sonra karşılaşacak değil mi? Şimdi artık yavaş yavaş Caner Erkin konusuna geçeceğim. Eklemek istedikleriniz yoksa bir cümle. Fenerbahçe'ye sükunet diliyorum. Her zaman yaptım. Sükunet istiyorum. Fenerbahçe büyük camiadır. Büyük bir organizasyondur. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kongre meselesi biraz Yargıtay'a bağlı olduğu için o, yani süreci var. Süreç içinde iki tarafın da yıpranmaması, birbirlerine şey yapmaması, saldırgan davranmamaları en büyük beklentimiz. Fenerbahçe de bu işin altından çıkacaktır. En de sonunda bir tercih yapacaklar. O tercihler herkes saygı duyacak yani. Herkes var ya, bunları konuşalım. Herkes için hayırlısı olsun. Tabii tabii. Diyelim. Şimdi Caner Erkin konusuna geçelim. Yani geçelim, yazık ya. Evet, hakikaten yazık. Var mı görüntü? Var var. Birazdan vereceğiz. Açıklamalar da var. İlk olarak Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya'nın açıklamaları var. Caner'in sakatlık durumuyla ilgili bir onu vereceğiz. Şunu bir net söyleyeyim. Geçen söyledim, bir iki tepki geldi. Caner dünyanın en iyi sol beklerinden biridir. Bir kez daha söyleyeyim. Yani olmadığını iddia eden, dünyanın en iyi sol beklerinden biridir. Evet, eksikleri vardır. Tepki çeken hareketleri vardır. Ya bu arkadaşlar ayrı. Ayrıca katılmıyorsanız da katılmayın da yani. Neyin tepkisi yani? Adam öyle düşünüyor yani. Sinirleniyorlar. Katılmıyorsanız ben katılmıyorum. Bence evet. En iyisi değildir de eyvallah diyelim biz. Katılmıyorsanız yani. Katılmayın bir de yani. Yani. Neyin tepkisi yani? Değil mi? Katılmıyorsanız katılmayın. Doğru. İştirak etmeyin. Gibi. Yani yok... İzleyip katılmıyorlar. Caner de gayet iyi bir sol bektir. Frank de burada kovuldu. Değil mi? Onu da bir köşeye not edelim diyorsun evet, yani Serdar. Evet bir gidelim. Öncelikle Sarper Çetinkaya'nın açıklamalarına. Caner'in sakatlığı hakkında neler söylemişti? Ayın 23'ünde bu açıklama gelmişti. Bir izleyelim. Gayet başarılı geçti ameliyatı. Şu an keyfi de iyi. Tabii ilk başta çok morali bozuldu. İlk yerinde isyanları da vardı kendi içinde bu talihsizlik nedeniyle. Çünkü aşil tendon kopuğu bir sporcunun hayatında 5-6 aya mal olabilecek bir süreç. Onun da farkında. Önemli olan sonu iyi olsun. Yani sağlıklı bir şekilde eski Caner olarak dönmesi. Yani biz 4 ayın, 5 ayın, 6 ayın hesabını yapmıyoruz. Biz eski Caner'i tekrar aynı sağlıkta, performansta, sahalarda görmek istiyoruz. Ayağında bir cihaz var. Onunla 2 ay yürüyecek. 1 ay sonra basmaya başlar. Tahminen 4. 5. ayda her şey yolunda giderse koşulara falan başlamayı düşünüyoruz.
zaman gösterecek. Yani sezon sonuna yetişir mi yetişmez mi, buna vereceği cevap oradaki iyileşme doksuna bağlı. Bu tür şeylerde ay hesabı yapmak çok doğru değil ama aşit tendonu nereden baksanız 5 ile 6 ay süren bir süreçtir. Caner'in ağrı işi yüksektir, dirençlidir, çalışkan bir sporcudur. O yüzden normal akranlarına göre erken dönme ihtimali her zaman için var. Bizim ümidimiz o. Ama geç olsun, güç olmasın, iyi olsun, eski Caner olarak dönsün. Amacımız ve beklentimiz bu. Şu an her şey yolunda. Sarkan Hocam, yırtığın derecesi neydi acaba? Onu bir soralım. Tam kopuk. Şimdi tabii şey derler hani aşil tendonu için, bazen 3 ton çeker, bazen böyle tık diye gider derler. Dünyanın çok önemli sporcuları aşil tendonu sakatlığından spordan uzak kalmıştır. Sayın Çetin Kaya belki 4-5 ay diyor ama belki çok daha uzun da sürebilir. Caner'in vereceği cevap ver. Ama hikaye başka bir yere geldi artık hani. Sorumlu kim noktasına geldi? Bakın pozisyonu görelim. Çünkü alakasız da bir pozisyon aslında. Tabii canım, tabii. Kahve fincanı alırken de olabilecek. Ercan Taner'i tanır mısın? Çok severim Ercan abi. Habertürk'ün yeni yazarı. Yarın da ilk yazısı Habertürk'te. Aa, hayırlı olsun. Ha, bugün verilen şey o muydu? Evet. Yarın itibaren. Habertürk gazetesinde Ercan Taner'in yazılarıyla buluşuyor yarın. Ercan Taner Habertürk gazetesinde yazılarıyla okurlarımızla buluşuyor. O yazmış. Bir profesörle görüşmüş. Profesör de demiş ki en üst kat raftaki fincanı alırken de bazen atar ve önceden de sinyal vermez. Bazen. Ama burada diyor, bu meselede bir ağrı var, tendinit var. Sinyal var. Dinlenmesi gereken bir durum var. Bir açıklama yapılmalı diyor Ercan abi de. Şimdi Beşiktaş kulübü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yani burada birinin sorumluluğu var. İddiası var, tepkiler var. İlk olarak Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamayı da bir görelim. Öyle konuşmaya devam edelim. Şimdi göreceğiz. Az kaldı. 30 Eylül 2016 tarihinde oyuncumuz Caner Erkin'in A milli takım aday kadrosunda olmadığı öğrenilince, oyuncumuzun birkaç haftadır süregelen sol aşil tendon ağrısı nedeniyle teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla 1 Ekim 2016 Cumartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında oyuncunun sol aşil tendon kılıfı içerisine kendi kanından alınan trombosit hücre enjeksiyonu yapılmış olup 4-5 günle bir hafta dinlendirilmesi planlanmıştır. Ertesi gün oyuncumuz ani bir kararla amili takım aday kadrosuna dahil edilince amili takım teknik heyet ve sağlık ekibi oyuncumuza yapılan tedavi ve tedavi planlaması hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir. Oyuncumuzun başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi süreci başlamış olup Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ve amili takım sağlık heyetine oyuncumuza milli takım sürecinde varsa yapılan tedaviyle ilgili kulübümüze detaylı bilgilendirme yapılması için resmi başvuru yapılmıştır. Şimdi Beşiktaş kulübü dava açılabilir deniyor. Öyle haberler var. Bugün ama yine siz dinledim ben bugün. Spor servisini. Evren bağlandı. Açmayacak dedi. Öyle demedi mi? Dedi. Ama yani şu an yani akşama doğru bazı haberler geldi. Olabilir diye tabii. Evren'in verdiği haber mutlaka doğru. Sarper Hoca milli takımda çalıştı. Çalıştı. Bülent Bayraktar'la çalıştı yani. Doğru. 2015'e kadar. Dolayısıyla yakın zamana kadar çalıştı. Yani turnuvayı bitirdi. Eleme grubunu bitirdi. Turnuvaya gitmedi. Bir tane var haber. Bir onu görelim. Görelim. Foto maçta bugün gelmişti. Caner'i yaktılar diye bir haber. Hemen okuyayım, arkaya geldi. Aşil tendonunda sorun olduğu bilindiği halde hem milli maçta hem de ligde sahaya sürüldü ve sonunda kahreden sakatlık yaşandı. Sakatlık geliyorum dedi. Beşiktaş'ta uygulanan tedavi sonrası bir hafta dinlendirilmesi kararlaştırılan yıldız oyuncu aniden milli takıma çağrıldı. Ukrayna ve İzlanda maçlarında oynayan Caner daha sonra ligde Kayseri, Antalya karşılaşmalarında sahaya çıktı ve sonunda tendon koptu denmiş. Yani herkesin hatası var diyor bu haber. Bu ilk mi? Değil. Yapılan hatalar. Serdar Aziz'i hatırlıyor musunuz? Tabii. Hazırlık maçında oynadı. Hala yok. Yeni yeni geliyor. Şimdi şunu soracağım ben Bülent Hoca'ya. Bülent Bayraktar'ı çok severim. O da bilir. Hocam bir ara hiç olmuyordu böyle şeyler ya. Yani şimdi oluyor bak.
Çok sakat. Yani tesadüf mü? Yoksa acaba Serper Hoca'dan sonra ekip mi zayıfladı? Ben bilmem bu işleri. Tıpla ilgili bir bilgim yok. Ama Serdar Aziz böyle oldu. Caner'de bir iddia var yani. Ben dedim ki diyor Beşiktaş'ın sağlık heyeti. Kardeş bak biz bunun ayağına kendi kanından alınan bir şey yaptık. Ya buna ona göre bakın. Diyor. İğneyi yapan baktınız kim? Baktınız mı bakmadınız mı? Mehmet Ayan. Soru bu. İğneyi yapan kim? Serper Hoca. Biliyor muyuz? Evet onlar söylüyor işte biz yaptık diyor. Sonra biz dinlendirilsin dedik diyor. Değil mi? Durum o. Caner de iki maçın ikisinde de oynadı diyor. Caner oynamıştır ama. Onu size söyleyeyim. Evet akşam da öyle bir haber var. Caner oynamıştır. Ya. Verelim mi bunu? Akşam Caner oradan diye. İşte başka bir mevzuya geleceğim. Akşam gazetesinin haberi. Bugün verelim mi onu? Akşam gazetesinin haberi. Caner hocanın oynamadı, çağırdım oynama demesin diye kendinden fedakarlık ediyor. Çünkü söylüyor. Caner o bildiğimiz disiplin seti içinde yer alan bir oyuncu. O altılı disiplin seti vardı ya. Altılı set vardı ya. Hakan Balta disiplin setinde yok. Selçuk hala bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Ya niye yok? Bu mesele daha ne kadar bayık bir mesele hakikaten. Ama işte akşam karşımıza geliyor. Bundan dolayı. Geliyor. Çünkü ben de empati verelim yaparak kendimi eğer akşam gazetesi varsa görülür. Evet işte. Geldi. Terime tavır yaptı derler korkusu yaktı. Evet. Çok çünkü, doğru haber abi. Çünkü burada net bir şey söylüyorum. Caner o dörtlü disiplin seti içinde yer alıyordu. Gökhan, Arda, Selçuk, Caner. Bu dörtlünün milli takımda Fatih Hoca'nın disiplinel karar nedeniyle alınmadığını hepimiz bildiği için bu haber %100'e yakın doğrudur. Ve bu terime tavır yaptı korkusu derler meselesi de bence bu işin çözümlerinden bir tanesidir. İki, ben tekrar kendi soruma dönüyorum. Bu iğneyi kim yaptı sorusunu dün akşama kadar çok açık söyledim. Serper Hoca diye kimse nitelendirmemiş. Sen öyle diyorsan... Bilmiyorum. Öyle söyledim. Hayır. Bir iğne yapılmış. Şimdi bak, kim yaptı iğneyi? İşte bak oraya geleceğim. Şimdi siz diyorsunuz ki Serper Hoca yaptı. Ben diyorum bilmiyorum, ki... Bilmiyorum. Herhalde onlar yaptı. Serper Hoca'nın yapma ihtimali var bir. Milli takımın şu anda adını bilmediğim doktorunun yapma Hakan ihtimali Hoca var ki. Hakan soyadını ben de bilmiyorum. Şimdi ben de üçüncü bilmiyorum. Bir nokta daha var. Ben dün akşam biraz buna sabah radyoda da anlatmak için baktım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık, oyuncu sağlığı ile ilgili bir talimatnamesi var. O oyuncu sağlık talimatnamesinin 15. sayfasının ek 3 bendinde sporcunun hasta hakları sayılır iken o hasta hakları içerisinde Gökhan Töre'de de oldu biliyorsun. 3. kişilere tedavi ettirme hakkı var sporcunun. Her futbolcu için bu geçerli. Her futbolcu için geçerli. Yapmışlar da çok oldu yani. Dolayısıyla biz gazeteciyiz, soru soruyoruz, mevzuyu bilmiyoruz. Serper Hoca mı yaptı, Hakan Hoca mı yaptı ya da Caner gidip başkasına mı yaptırdı? Hayır. Şimdi ben Caner'i tanıyorum, Serper Hoca'yı da tanıyorum. Hayır, hakkı yani eleştirmek için de elbette, hakkı olduğunu söylüyorum. Ben hemen sana söyleyeyim, öyle değildir. Şimdi Caner Serper Hoca'yı, bir kere Serper Hoca'yı, Serper Hoca benim de hocamdır, benim de doktorumdur. Benim de diz bağlarım koptuğunda kendisi tedavi etmiştir beni. Çok da severim. Türkiye'deki de en iyi ortopedistir. Tamam. Böyle uzaktan bakınca anlar böyle. Yürüyüşten anlar. Böyle şeye falan sokmadan. MR'a falan sokmadan. Bülent Bayraktar'ı da çok severim. Sağlık Kurulu Başkanı'nı. Ben Bülent Hoca'ya şunu soruyorum. Serdar Aziz'de de oldu bu. Bu iş Caner'de de oldu. Tesadüf mü? Tamam. Yoksa Serper Hoca ayrıldıktan sonra bir zayıflama söz konusu mu? Bu bir. İki. Biz İzlanda'yla oynadığımız maçı hatırlayalım. Böyle Selçuk frikik gol. Tamam hatırladım. O maçta Caner'in oynaması mümkün değildi. Aziz Yıldırım'ı bile aradılar biliyor musunuz? Hasan Çetinkaya üzerinden. Bilgilendirdiler daha doğrusu. Ya bakın bu adamın dizi sakat. Adam oynayacağım diyor. Oynamasa iyi olur ama oynayacağım diyor. Size bilgi verelim dediler. Hasan Çetinkaya da başkana bilgi verdi. Başkan da oynayacaksa oynasın milli takım dedi yani. Yani Caner sakat olduğunu, ben sakat da oynarım diyecek bir çocuk milli takımda. Şimdi bir bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam temel itirazım var. Serper Hoca bu iğneyi yapmış ise Beşiktaş niye tatava yapıyor? Serper Hoca yapmış ise orada diyor. Önemli ama. Beşiktaş'ın tatava yapmıyor ya. Beşiktaş diyor ki ben adama iğneyi yaptım ve dinlenmesi gerektiğini söylüyorum. O zaman gönderme kampa. Abi nasıl gönderme? O zaman da trip yaptı istiyor oyuncu. İşte. İki, eğer Türkiye Futbol Federasyonu bu iğneyi yapmışsa doktor Hakan Hoca diyorsun. Hakan Hoca galiba. Hakan Hoca bu iğneyi yapmış ise bu kez de Türkiye Futbol Federasyonu'nun
Bu tavrı karşısında bugün öğle saatlerinde Türkiye Basketbol Federasyonu Kongresi'nde Fikret Orman, bizim derdimiz federasyondan hesap sormak değil, niye diyor. Şimdi, Serdar bana tahmin sorarsa ben de Caner'in dışarı... Ben bilmiyorum abi. Benim de tahminim Sarper Hoca. Ama o zaman da gerçekten Caner'in çocuğun bu bütün tıbbi safhasını o zaman da bugün de gene aynı kapalılık öğreniverseydik. Doktor Abdurrahman Cantu Sevengil demiş ki... Buyursun doktor. PRP'nin kim tarafından yapıldığı çok da önemli değil, aynı prosedür. Ama Beşiktaş bizim oyuncumuz milli takımda sakatlandı diye getiriyor. Aynı şey yapılacaktır. Ben sonra ona da itiraz ediyorum. Bak diyor ki adam açıklamada, biz buna bir şu iğneyi yaptık. İğnenin ne yapıldığı önemli değil. Tamam mı? Linkosilin ne olacağını yaptık. Yani hangi doktor olsa o iğne mi yapacak? Vermesek. Tamam abi, verdik sana. İsim vermesek. Abi ilaçtan reklam olmaz. Şimdi bunu ben sana verdim, tamam mı? Seni de gönderdim ve bir hafta dinlenmen gerek dedim. Sen bunu orada tedavisine devam ettin mi diye soruyor. Güzel. Peki o zaman Beşiktaş... Federasyonda bugüne kadar bunu şu ana kadar söyleme. Evet. O süreci de anlatayım. O süreci de anlatayım. Demeliydi yani. O süreci de anlatayım. Beşiktaş açıklamayla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na net bir şekilde soruyu soruyor. Türkiye Futbol Federasyonu da dün gün içerisinde bu soruyu sorduktan sonra yapılan bütün tıbbi tetkiklerin hepsini Genel Sekreterlik makamının onayına sunulmak üzere dün akşam saatlerinde kaleme gönderiyor. Genel Sekreterlik'te bu sabahtan itibaren Beşiktaş'a gelmiş olabilir. Ama olabilir. Yine o hasta hakları çerçevesinde bunun açıklanmaması da son derece doğaldır. Bilmeyebiliriz. Ama bir notu daha söyleyeyim. O zaman Serdar şunu çıkartıyoruz. Beşiktaş bu açıklamayı taraftarın bak milli takımda sakatlandı, bak milli takımda sakatlandı türünden gazını almak ya, için canım, yapıyor. Beşiktaş bu kadar basit düşünür mü sence? Peki o zaman milli takım bu suçla mı diyorsun? Hangisi doğru, bir tanesi doğru mu? Şöyle bir şey var. Fatih Hoca Caner'i çağırdığında şu açıklamayı yapmadı mı? Hatta tatmin olmadı açıklamadan hiçbir gazeteci. Caner'in sakatlığı vardı, biz ondan çağırmadık, zaten takip ediyoruz dedi. Yani demek ki sakatlık durumu bilinen bir şey Caner'in. Yani orada bir rahatsızlık, bir incelme olduğu belki de. Biliniyor ya, olan kısmet ya, o zaman, biraz da bu işler öyle ya. O zaman Beşiktaş niçin dün bir açıklama yaparak hepimize bu soruyu sorduruyor? A. Güzel taraftarın soru. Sosyal medya evet, baskısı. B. Dün sabah Fanatik Gazetesi'nde çıkan konuyla ilişkili haber. Acaba soru. O Fanatik Gazetesi'nde ne çıktı haber bilmiyorum. Dün sabah işte bu konunun ilk çıkışı odur. Söyler misin? Fanatik Gazetesi'nde Caner'in milli takımda sakatlandığına dönük bir haber çıkıyor. Acaba evet, gazetenin yaklaşık son... 2 aydır, 3 aydır sürdürdüğü bir politikanın ürünü mü diye insan soruyor. Anladım. Anladım ne demek istediğini. Bu arada... bir şey sorabilir miyim? Ben hatırlamıyor tabii olabilirim. Siz hatırlıyorsanız lütfen hatırlatın. Fatih Hoca gitti demiş ya Caner'e. Gitti. Fotoğraf da var. Ozan'a gitti mi? Kübra görebilir miyiz? Fatih Hoca ile Caner'in. Ozan'a gitti mi? Ben hatırlamıyorum Ozan'a gittiğini. Yok. Ben de hatırlamıyorum. Neyse. Niye gitmiyorsun hocam ya? Yoksa şeyi görelim. Ozan'a da bir ziyaret et Fatih Hocam. O da milli takımda sakatlandı yani. Milli takımda sakatlandı, belki orada gördüğü için ekstra bir ziyarete gerek duymamıştır. İşte yani fotoğraf, orada Fatih Hoca ile yani Caner'in fotoğrafı. Caner şey orada gördüğü için belki gerek duymamış olabilir. Bu arada bir tane daha... Ben gerek duyuyorum abi, gitmesi lazım Ozan'a da. Lazım tamam da artık, geçti yani. Milli takımda sakatlanan adam İstanbul'da X bir hastanede tedavi mi görüyor? Görmediği için orada oğlum nasıl falan filan demiş. Kamptan sonra herkes yoluna gitmiştir. Niye hastanede mi yatıyor şu anda Ozan'da, gitmedi Fatih Hoca? İşte ilk gittiği zaman. Ya hastanede yatmadı ki çocuk, sakatlandı direkt İstanbul'a döndü. Yani böyle bir fotoğraf yoktu yani, bilmiyorum. Ya hastanede yatsa Ozan'a da gider. Tamam. Milli takımda sakatlandıysa demiş Birkan Deniz, Beşiktaş'ta neden oynatıldı o zaman? Diye milli takımda sakatlanmadı zaten, bakın. İyi anlatılamıyoruz galiba biz. Diyor ki Beşiktaş'ın şeyleri. Sağlık kurulu. Oyuncu da böyle bir şey vardı. Biz bir iğne yaptık, gönderdik. Takip ettiniz mi diyor, soruyor. Onlar da bir cevap vermişler diyorsun. O cevap resmi olarak Beşiktaş'a ulaşmış Türkiye Futbol olabilir. Federasyonu genel sekreterinden ulaşmış olmak gerekir. Napoli maçından sonra bir de şey maçında oynaması olmaz mıydı? Olurdu. Ha işte onu soruyor. Antalya maçı. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani şimdi ağır öyle bir şey ki. Bazı adam hafif ağrıda oynamak istemiyorum diyor. Caner çılgın, fişek. Bazı adam yok ağrım yok diyor. Böyle bir şey yani. Bu arada bir PRP konusu var ya, bir Fanatik'te bugün haber vardı. O alet taşınamaz diye. Bir onu görelim mi? Yine şuradan okuyayım. Soyunma odasında PRP olur mu? Fanatik özel.
Caner Erkin'in aşil tendonunun kopmasına yol açan sürecin kulüp doktoru tarafından uygulanan kortizon iğnesiyle başladığı iddiasına Beşiktaş'tan cevap geldi. Açıklamada Rize maçı sonrasında soyunma odasında kortizon değil, trombosit hücre enjeksiyonu yapılmıştır denildi. Ancak konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız kulüp doktorları PRP makinesinin ağırlığı 30 kiloyu buluyor. Bu makine normal bir ekipman gibi deplasmana götürülemez. Ayrıca uygulanması için steril bir ortam gerekir. Soyunma odasında bu işlemin yapılması imkansız ifadeleri kullandı. Bu da milli takımda yapıldı diyor işte bu haberde. Bu haberi onu anlatmıyor musun? Abi bilmiyorum işte bir açıklasın. Kapatalım mı? Bu haber de milli takımda yapıldı diyor. Yani koskoca PRP makinesi oraya gidemeyeceğine göre. Ayrıca steril olması steril lazım. Steril olacağına göre milli takımda yapıldı demek istiyor haberde. Ya sonuçta işte. Sarper Çetinkaya ile birlikte Caner. Reklam. Caner. Yani Caner'in 3 tane tercih hakkı var. Kübra, Caner'in açıklamalarıyla gidebilir miyiz yani, ameliyat sonrası? Caner 3 kişiye bu işi yaptırdı. Sonra veriyoruz. Veremiyoruz değil mi? Sarper Hoca, B mini takımda Hakan Hoca, C istediği bir hoca. Caner diyecek ki bana PRP'yi bu yaptı. Nokta. Herhalde açıklama olacaktır. Reklama gitmemiz lazım. Çok acil reklama gitmemiz lazım. Çizmeye devam ediyoruz en kırmızısından. Doktor Cantu yazmış bu arada. PRP makinesi basit bir kan santrifüj makinesidir. Her yere taşınması çok zor değil. Önemli olan tüpüdür. Her takım sağlık ekibinde de mutlaka vardır demiş. Yani şimdi i̇şte tabii bir sürü bilgi doğrudur, var. Doğrudur hocam. Yani biz tabii tıp konusu bilmediğimiz konular yani. Tabii. İşte Ali Koç, Aziz Yıldırım, kongre falan. Fazla şey yapamadık yani bugün. Sahanın içine de giremedik bugün tabii. Evet. Bir geçiyorum. Nereden girelim? Galatasaray Dersim Spor'dan girelim. Dersimi almıştı ediyor ezber. Ne güzel türküdür değil mi? Dersini almıştı ediyor ezber. Galatasaray acaba dersimi alıp ezber etti mi? Oradan güzel şeyler çıkarttı mı merak içindeyim. Etti mi? Bir şey ilgimi çekti. Bak programdan öncesi çıkartamadım. Galatasaray'ın dün akşamki 11'inde millilik sayısı 500 var mıdır? 130 Podolski, 90 civarı Hamit, De Jong, Serdar, Semih, 500 Sabri. Çıkar mı? 500 çıkar mı? Yani... Ancak böyle şeyleri saydın herhalde maçtan. Maç seyrederken bunları saydın. Yani oturup çıkartmam lazım. Bunu niye söyledim? Çünkü maç sonunda Sayın Levent Nazifoğlu, yani buradan seslenelim ne kadar kıymetli bir insan olduğunu defalarca söylemeye gayret ediyoruz da, yani Dersim Spor gibi mütevazı bir karşılaşmadan sonra da konuşmak zorunda değil. Bu maçtan da zarar ettik diyor. Federasyon bir çare bulsun diyor. Ya bir maçtan da zarar et ya. Dersim Spor diye bir takım var. Tamam, Dersim Spor diye bir takım var. Bugün gelmiş. Şov yapmış 5000 taraftarıyla. İstanbul'da Seyrantepe'de bir maça çıkmış. İşte o futbolcuların ailesi var, o futbolcunun tanıdığı var, o futbolcunun sevgilisi var, eşi var, bilmem nesi var, akrabası var. Ya o izleyecek adam böyle izliyor yani. Bugün Çorum Spor Trabzon maçı var abi. 1-1 bitti normal süresi. Evet, maç sonu. Yani tamam mı? Ya bu şimdi bu Türkiye Kupası'nın her şeyini eleştirelim. Formatını da eleştirin, her şeyi eleştirin. Bırak bir noktalı virgül koysanız abi. Öyküleri var. Yani ama bu çok güzel hikaye. Ya çok güzel. Ya bu konuyla ilgili başka bir bakış açısı var çünkü. Dersim Spor Teknik Direktörü'nün açıklamalarının olduğu bir grafik var. Bir onu görelim mi? Okumak ister misin Mehmet abi? Onlara sakın formanızı Galatasaraylı oyunculara vermeyin. Başka formamız yok. Siz de onlardan istemeyin dedim. Maçtan önce yapıyor bu açıklamayı. Mehmet Birinci. Mehmet Hoca Trabzon orijinli galiba. Eskiden Şenol Hoca'da çalışan abilerimizden biri değil miydi? Neyse yanılıyor olabilirim. Kapattım parantezi, uzatmayayım fazla. Ben sabah günü erken başlamanın avantajı Serdar. Evet, seni dinledim avantajı. Bu sabahleyin ben. Çok öyle erken mi? Kalktım ben de. Nasıl kalkıyorsun inanamıyorum yani. Yolda seni dinledim. Sen dinlerken yoruldun. Yani adam sabahleyin bir şeyi var. Bakın bu adam sabah 7'de radyoya başlıyor. Nerede benim kameram? Şu mu? Burada. Bu adam sabah 7'de radyoda konuşmaya başlıyor 10'a kadar. 3 saat her sabah. Her sabah 3 saat. Böyle bir enerji. Tebrik ediyorum yani. Ben bugün sabah şeye gittim 8.30'da. O çocukların okuluna gittim. Düşün. Sen dinlemekten yoruldun. Ya ben zaten zor uyandım. Şeyde ayıldım yani. Senin sesine ayıldım. Şimdi teşekkür ederim bu övgü için ama. Nasıl bir heyecanın, nasıl bir İşte enerji. Erken kalkmanın avantajı yani. Bu. Yani aklımıza bir şey geliveriyor. Ben de senelerce mesela Mehmet abi sabahları dinleyerek kendimi... Ya tamam. Geliştirdim diyeyim. Kırmızı çizgi de kızartmayın tamam. Ben öyle abi. Şimdi de kendi kendime konuşuyorum sabahları. Mevzu
bu sabah kalkınca insan aklına bir şeyler geliyor. Doğru, yanlış, eğri bir sürü şeye söylüyoruz. Ha, aklıma şöyle bir fikir geldi. Ya Mehmet Hoca'nın açıklaması sonrasında çok da açıkça söylüyorum. Başakşehir ve Kasımpaşa ki o camialara çok yakın olduğum için söyledim. Sonra da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bursa hep beraber yapabilir miyiz? Ya bir forma koleksiyonumuz olsun. Hatta üzerine de bir not koyalım Erbatur. Tabii. O notta da şey diyelim. Herkes göndersin. İnşallah bu formaları bir gün bize verirsiniz. Tekrar karşılaşırız şeklinde bir sosyal medya kafasında bir şey yazdım. Fakat sağ olsun sonra Cem abiyle, sevgili Cem Dizdar'la konuşunca pişman etti beni. O çünkü olayın şey tarafına... Nereden baktı? O dedi ki, oğlum dedi, bunu bu şekilde cicidi bicidi sevgi kelebeği haline getirmenin alemi yok. Bu düzen o takıma niye forma almıyor şeklinde eleştirilmelidir dedi. Benim bütün heyecanım, hevesim saat 11 itibariyle kaçtı. 11'den beri de savunmuyorum zaten o fikri. Ama yani ekonomik ben, bir durum herhalde ama o bir yandan da yani. Ya ben bilmem. Belli bir benim sayıda. Ülkemin bir takımının bu hale düşmesi, bu halde olması ya Sayın Mehmet Birinci tarafından farkındalık yaratılmak üzere oluşturulmuş bir iletişim faaliyetidir ya da gerçekten Cem abinin dediği ölçüde bu takımın ikinci bir formayı alacak parası yoktur. O nedenle ben tekrar buradan bir kere daha o romantik durumları çok sevmem ama bir sesleneyim. Özellikle Başakşehir, Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bursa gibi takımlarımız, ekonomik gücü yüksek takımlarımız bu el uzatmayı bir yardım değil, bir sosyal etkileşim, bir el uzatma olarak yaparlarsa ve onun üzerinde de 10 atı koyarlarsa inşallah bir gün bu formaları bize verirsiniz diye ben sadece mutlu olurum. O kadar. Sabah kalkmanın bir avantajını yaşamış olurum. Yani, yani ya bundan seneler önce Okay Karacan'ın kulakları çınlasın. O zaman işte beraber bir program gerçekleştiriyorduk. Güzeldi. Gökhan Gönül Anadolu Hisarı'na bu tarz bir yardımda bulunmuştu. Yani böyle yardımların söylenmesini çok sevmez oyuncular bazen ama bunu söylemek lazım. Yani işte forma desteği, malzeme ama özendirici desteği. Olmaz mı ya? İşte böyle şeyleri yapıp göstermek lazım. Ha, biz bunu göstermiştik de o zaman onu... Hatırlatayım yani o zamanlar özendirici olur, ben mutlu olurum ama Serdar'dan şimdi sanki bana bir ters vole gelecek. Yok, gayet güzel anlattın. Hiç vole mole yok yani. Volesiz yani. Gayet güzel anlattın. Tebrik ediyorum. Peki bir şey soracağım Mehmet Aya. Sosyal etkileşim diye bir şey var abi. Bu doğru bir şey yani. Çok da doğru bir ya şey. Ya olması lazım. Yani bunu dediğin gibi belki de bir farkındalık yaratmak için söyledi. Hoca belki yani. Bir şeyi dikkat çekti. Kendi fakirliklerine bu üzerinden dikkat çekti. Çektiyse biz de buradan bir yankı yapmaya çalıştık yani. Yani. Tabii canım. Bizim evet. Görevimiz o zaten. Biz ya, Türkiye Kupası'nda formatını hakikaten yani. Bak, onu konuşalım. Her şeyini eleştirelim de. Ya, Çorum Spor, Trabzon Spor abi ne güzel. Geçen sene Bayburt Fenerbahçe oldu ya. Tamam. Ama Serdar Ali Çelikler şöyle yapma. Yani İngiltere'yi biliyoruz. Ne güzel hikayeler, efsane öyküler çıkıyor. Almanya'da zira öyle. Ya grup durumunda sıkıntı var. Yani Çorum Spor'un Trabzonspor'u eleyebilme ihtimali, Dersimspor'un Galatasaray'ı eleyip gidebilme ihtimali ama sonra gruplara değil. Şampiyonluğa kadar. Ama bak, yayıncı kuruluş ilk 2 sene. Şimdi tam ben oraya gelecektim de Serdar benden daha iyi biliyor işi. 2 sene. Bütün büyüklere elendi abi. Pat pat gittiler. Fener'de elense elenmesin diye dua ettiler yani. Onun da bir karşılığı var abi, ne yapalım yani. Şimdi hep İngiltere'yi anlatıyoruz biz de. Doğru. Var abi, adamın Reading'inde seyircisi var yani. Watford'un da var. Bilmem ne, Southampton'ın da var yani. Onun kendi içinde ayrı rekabeti var. Doğru. Portsmouth'ta rekabeti var yani. O başka bir şey. Millwall diyor adam. Tutuyor ki Chelsea'yi. Aynen öyle. Yani dolayısıyla hani öyle bir şey yok yani. Bizde öyle bir durum yok. Ya yani her şeyde bizim de, her şeyimizde İngiltere'ye, her şeyimizde Almanya'ya, her şeyimizde bilmem neye benzemesin. Örnek ya bir de Türkiye, küçük Türkiye, İstanbul'a yanlış yerleşme işte. Hep anlatıyorum ya. 15 milyonluk şehir olur mu ya? Olmaz. Ya maksimum 3 milyon. Bu ya, ülkenin bekası için de doğru bir şey değildir yani. Tabii. 4-5 tane 5 milyonluk şehir olsa daha iyi bir şeydir. Abi kayık gibi düşün, herkes bir tarafa toplanıyor. Evet. Şimdi bu konuda ben de sabah bir parça anlattım. Almanya'da 3 milyon 4 milyon gayret ettim. Maksimum en büyük şehirler. Doğrular ve gerçekler vardır. Var, doğru. Bugün yayıncı kuruluş her kimse, yarın NTV Spor, bugün A Spor, öbür de gün TRT. Onun koltuğuna kim oturursa otursun bugünkü gibi grup isteyecek. İster. Mecburdur. Ne olur yanlış anlamayın. Tabii canım ya. Tabii. Serkan Korkmaz en az 3'ümüz kadar... Senin dediğin sistemi istiyordur. Aşağıdan 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Serkan hepimizden çok istiyordur. O kurumu yönetenler. Ama ben oraya gideyim onlar gibi yapmak zorundayım. Çünkü 11-12 milyon dolar para veriyorlar. Bak yine sistem konuşacağız. Çekirdek parası doğru, değil. Doğru tabii. Bunlar çekirdek parası değil. Bir gün Fuat Akdağ buraya konuk almak lazım aslında. Ayrıca reklamla nasıl falan kanal çıkmaz idare edilebiliyor diye. Reklamla. Bu 600 milyonlar falan da çıkması bunu mümkün illa, var. Bak bunu illa majör kanalınla bir şekilde... Dün akşam maç niye 21?
Çünkü haberi var, dizisi var, osu var, osu var. Bunlar insanlar tarafından çok hoş karşılanan şeyler değil, biliyorum. En yakın arkadaşlarım benim, radyodaki arkadaşlarımla bu konuda anlaşamıyorum ama o koltuğa oturduğun zaman o bilançoları yıl sonunda 31-12'de insanlar verdiği zaman o bilançolar o romantizmlerin ötesine geçiyor. Ama bak o zaman Mehmet abi nereye gidiyoruz biliyor musun abi? Direkt şeye gidiyoruz. Yine sistem konusuna gidiyoruz. Yani yerel basının kuvveti, yerel takımların kuvveti, yerel peki, takımları tutma tamam taraftarın abi durumu. O zaman dönelim gene Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nin ilk 6 hafta yayınlanmamasına. İşte. Tamam o zaman şimdi Türkiye Kupası da yayınlanmasın efendim dediğin zaman da olay çıkıyor. Ama yayınlanmasının ekonomik koşulları bunlar ve bu sistemde çok kısa bir süre içerisinde bu sarmaldan hiçbir yayın kuruluşu çıkamaz. Çünkü dinamik senin bu liginin sponsoru hala devlet. İnsanlar bunu niye anlamıyor? Tabii. Yok para vermiyorlar. Vermiyorlar abi. Sen istediğin kadar romantik ol. Ben istemiyor muyum? Serdar istemiyor mu şey sistemini? Her maçın alt lig takımının deplasmanı istemiyor musun abi? Tabii canım. Sen istemiyor musun? Tabii Serkan Korkmaz istemiyor mu? Sonuç çıkıyor. Yapamazsın. Serdar gitsin Aspor Ömür olsun yapamazsın. Ya, hayaller, Van Persie gerçekler bu tam tersi mi? Neydi gerçekler o abi. Hayaller, Van Persie Türkiye'nin problemi şu. Romantik doğrularla yaşıyoruz. Romantizme falan yer yok. Göğsümüze abi almamız gereken şey gerçekleri sallamıyoruz. Türkiye'nin ayrıca problemi Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve hatta Trabzonspor aynı zamanda yerel takımlardır. Sivas'ın da takımıdır onlar. Kayseri'nin de takımıdır. Doğru. Erzurum'un da takımıdır. Kars'ın da takımıdır. Hakkari'nin de takımıdır. Rize'nin de takımıdır. Dolayısıyla bunlar sadece İstanbul takımları var. Biz de kendi şehrimizi tutalım. Aa, o kültür gelişti eskisinden çok daha iyi. Gelişti aynen öyle. Eskisinden çok daha iyi. Ama bunlar bu takımlar aynı zamanda Türkiye takımları. Dolayısıyla bu takımlara mahkum her yayıncı bak. Her yayıncı bu takımlara mahkum. Ya bunu yapanlar var yani işte Karşıyaka, Göztepe, Adana Spor, Adana Demir Spor, Kocaeli Spor, Sakarya Spor. Neden? İzmir çünkü şehir zaten. 1000 senelik şehir. Ya işte. 1000 senelik bir şehir kültürü var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kocaeli Spor'un orada güzel bir kültürü var. Çünkü zengin yani adamın öyle bir şeyi yok yani. Kendi şehri var. Karşıyaka'nın var, Göztepe'nin var. Yani maalesef. Dolayısıyla hani şehirleşme problemi falan sosyolojiye gider. Yani oraya gider işte. Konu. Bayağı bir kırmızı çizgi çıkarım. Bazı yayıncı arkadaşlarımız, benim de birlikte çalıştığım arkadaşlarım dahil olmak üzere bir öz eleştiridir bu. Pek çok Twitter kullanıcısı, dünyadan ve bilançolardan bir haber insanlar romantizmleriyle gerçekleri bağdaştırdıkları gün başka bir şey olacak. Yani abi, federasyon bu işe çare bulsun demek de şu demek. Türkçesini ben sana anlatayım. Tamam mı? Tamam. Federasyon sen bize bu maçtan para ver abi. Bu. Yayınladığımız için para ver. Şimdi tamam, büyük yani büyük devletler biliyoruz ki 100 yıllık, 200 yıllık planlar yapar değil mi dünyada yani dev devletler. Ben demiyorum ki zaten hemen sistemimiz değişsin, eliminasyona geçelim. Uzun vade, uzun vadeye nasıl yayarız? O sistemi yavaş yavaş nasıl tohumlarını ekeriz. Abi Fanatik Gazetesi'nde TRT Genel Müdürü Sayın Şenol Bey'e yanılmıyorsa ama açıklaması vardı. 140 milyon lirayı bulmaya gayret ediyoruz. Özetleri ve TFF 1. Lig maçlarını yayınlayacağız diye devletin en yetkili medya abi organının tepesindeki kişi söylüyor bunu. 140 milyon lira bulmaya çalışıyoruz diyor. Yani iş dönüyor dolaşıyor o paraya geliyor. Sen buna ister inan ister inanma. Lidyalılara geliyor iş abi. Evet geliyor tabii ki. Ya şehirleşme kültürüyle çok ilgisi var onun. Tabii. Daha vaktimiz var ona çok. İşte ondan diyorum var uzun sence vadeli dediğim o benim. Ya bir hayal kurup plan yapmaktır esas olan demişti. Ben Sayın Genel Yönetmeni, Sayın Fuat Aktağ burayı bir akşam konuk almak istiyorum. Türk devletinin bir an evvel konuşmak için. Tamam. Hükümetlerden bağımsız olarak çok samimi bir şey söyleyeyim. Bak kırmızı çizgi çizeyim. Türk devletinin bir kırmızı çizgi çizmesi lazım. O 20 milyonluk şehir olmaz abi. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da, ülkenin bekası olarak da bir tane 20 milyonluk şehir gerisi ne olursa olsun diye bir ama ülke olamaz. Üç ayırma çabaları var ya. Hayır o şehri dağıtacaksın abi. Doğru. Yani o yüzden bak bu Çanakkale'ye köprü yapıyorsun. Oradan Bursa'dan Osman Gazi. Marmara'daki dolaşımı yani sağlamak en için. En azından buraları bir geliştir abi. Evet, Balıkesir. Üzerine. Mesela Balıkesir nüfusu 150 bin. Olsun 400-450 bin abi. Bazı İstanbullu sanayici buraya gelsin. Bazı İstanbullu vatandaş artık Balıkesir'e yerleşsin. 250 bin Çanakkale olsun 750 bin. Abi, o suç taşı toprağı altın şey, mottosunu uzaklaştırır. Tabii abi. Tek şehirle gelişmişmiş olmaz. Serdar, olmaz. İzleyicilere bilgi vermek için söyleyeyim. Yani siz biliyorsunuzdur da bilgi vermek için söyleyelim. Çanakkale Köprüsü, İstanbul'un özellikle 3. Köprüsü, Dön, Körfez Köprüsü. Bir çalışmalar var bunun farkındayım. Böyle döndürüyorlar. Ama yani bunun bir çalışmalar olduğunun farkındayız ama. Bu doğru da bir şey. Eğer böyleyse doğru. Ama bunu kesin yapmaları lazım. Böyle bir şey olmaz abi. O araba yolunu öyle otoyolda yani döndürmek istiyorum. Almanya'da bir harita var. Bak çok güzel bir harita vardır. Almanya'da. Böyle zaten Almanya hani bizden biraz farklı. Eyalet sistemi falan var da. Şehirle ilgili söyleyeceğim. Adam neredeyse bütün büyük şehirlerin üstüne bir tane
büyük firmanın logosunu koymuş. Şu tut kartta bir tane ara otomobil firması koymuş. Münih'e bir başka otomobil firması koymuş. Bir tane şehrine ayırmış işte güçleri. Cam sanayi güçleri koymuş. Ayırmış. Birine kimya koymuş. Hepsinde de farklı farklı. Birine işte üniversite koymuş. Birine eğitim yapmış. Birine bilmem enerji yapmış. Dolayısıyla artık bizim de memleket olarak en az 10 tane böyle şehre ihtiyacımız var. Marmara'dan başlar bu işler. İşte lojistik önemlidir burada. Yaşam kalitesi önemlidir. Yabancı adamın gelip oturacağı. Hinterland önemlidir. Ya, Hinterland falan önemlidir ama Türkiye'de 10 tane şehrin bu şekilde olması lazım. Ya şimdi mesela... Mesela Antalya tamam artık. Ama yani belli oldu. Orası turizm başkenti güle güle. Tamam eyvallah. Ya şimdi mesela İngiltere'de zon alan alan ayrılmıştır biliyorsunuz. Evet. Londra böyle birinci, ikinci, üçüncü, Paris'te dördüncü. Paris'te de arrondismanlar var galiba. Aynen işte belki o sistem üzerinden de konuşma. Neyse başka şey konuşmaya başladık. Yani memleketin kırmızı çizgisi olsun bu. Çizdik şu an. Tek bir tane şehirde 20 milyon ve bütün yatırım buraya. İstanbul'a Disneyland gel. İlk günde İstanbul'a bir şey gelmesin abi. Gitsin şeye gitsin ya. Tekirdağ. Ya bak Formula 1. Efendim şuraya ne bileyim işte Kocaeli'ne, Adapazarı'na, işte Bursa'ya ya buralar gitsin artık. Formula 1 pistini geldik İstanbul'a yaptık. Bursa İstanbul dediğin, diye de. Bursa dediğin yer 2 saat ya. 2 saat abi. Düştü şimdi Osmanlı Köprüsü'yle. Şu örneği vereceğim. Formula 1 pistini İstanbul Parkı İstanbul'a yaptık. Evet. İşte gelir seyirci diye bu arada şehrin bayağı unuttuğu yani uzak bir noktaya. O gün için unuttuğu. O gün için onun sayesinde oraya oteller yapıldı, alışveriş tabii merkezleri tabii. O ayrı. Ama biz o Formula 1 pistini gidip İzmir'e işte atıyorum Ankara tarafına Konya'ya doğru yapsak bugün o günkü gibi ilgisizlik olmayacaktı. İnsanlar gidiyor olacaktı. Çünkü bu kadar çok seçenek, insanların bu kadar çok yoğunluğu, trafik derdi olmayan bir yere yapmış olacaktınız. Ama işte ya yapılmadı. Sen iyi biliyorsun, İngiltere'yi de seviyorsun. Severim. Hiçbir şey bulamıyorlar. Festival uyduruyorlar bir tane. Tamam mı? Aynen öyle. Festivali diye. 15 sen gün, de katılmak 15 istiyorsun. 15 gün bak, 15 gün. Önlerden yer kapı. 1,5 saat mesafede mesela Londra'ya adam diyor festival. Nesi meşhur festival? Yalan öyle bir şey yok. Yalan da. Bu şey bir şehir böyle. Nasıl neyle gidiyorlar onu da? Karavanlarla. Ya öyle bir şeylerle. Yani hiçbir özelliği olmayan bir şehre gidiyorsun abi. Ne o festival? Ya çoluk çocuk oraya gidiyorsunuz. İşte daha geçenlerde. Ama sana bir ekonomi orada, bir hareket, bir şey. Bu Oktoberfest aynı değil mi? Oktoberfest daha genel bir şey. Daha genel de ama yani o da benzer bir şey. Ben gider arkadaşlarla konuştum. Birçok festival var yani. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Adam bir şey bulamıyorsa da hani bir sanayi vesaire bulamıyorsa da hiçbir şey bulamasa şey uyduruluyor. Yani bir festival bir yapalım orada da bir şey olsun diyor. Onu mesela internette bir araştırın. İzleyicilerimize de söyleyeyim. Sizler zaten biliyorsunuz. Şöyle ben kendi yıllık izinlerimle denk getirmeye çalışıyorum. Amerika'da mesela festivals diye yazın işte United States. Yıllık izinde biz Isparta'ya gidemiyoruz adam nereye gidiyor ya? Ya United States festivals diye yazdığınız zaman mesela country müzik festivalleri 10 tane işte atıyorum New York, Milwaukee oraya atmış. Rock müzik festivalleri, sosis festivali, tabii işte canım. Baba kız festivali hepsini böyle yapmışlar ve bunlardan turizm ürüyor. Evet. Yani bunların üzerine böyle çalışmak lazım. Neyse bir sonraki konuya geç. Bak o kadar İngiltere konuştuk. Evet. Kübra'dan da rica edeyim. Pogba menajer konusuna bir geç. Yok Mourinho, paparazzi. İngiltere Mourinho, benim paparazzi. Konum değil. İngiltere senin konun. Çat burada çat İngiltere'desin. Çat Londra'dasın. Çat maçtasın. İngiliz hastaya. Çok güzeldi maç. 4 bitti değil mi maç? 4 oldu. Ben Mourinho, burada ne dedim ama? Sen söyledin. Ne dedim? Manchester'lılar bu galibiyet, bu Fenerbahçe galibiyeti sizi yanıltmasın dedim. Dedin. Bak bir şey söyleyeyim. Ben sizi rahat yener dedim yendiler. Mourinho maçın sonunda Conte'nin gitti kulağına bir şeyler söyledi. Ne demiş? İngiliz basını ertesi gün yazdı. Birazdan grafiği veririz. Bu alakasız bir şey. Önce bir onu okuyalım. Paparazziler tarafından sürekli kovalanmak berbat bir şey. Bazen dışarı çıkıp biraz yürümek ya da bir restoranda yemek yemek istiyorum. Ancak beni takip edenler yüzünden bu mümkün olmuyor. Bunu Manchester için söyledi. Otele yemek söylüyorum ve bundan büyük üzüntü duyuyorum. Bu felaket bir durum. Zaten küçük bir yer Manchester. Bir de şey demiş. Bunu okudum ben. Kızıyla oğlu da Londra'da kalmış. Eşi de. Mantıklı tercih. Manchester'da ya okul arkadaşlar her şey orada diyor. İlk defa onlardan ayrıyım çok yalnızım falan diyor. Şimdi akıl oyunlarına başladı. Takım gitti. Tamam, olmayacağı şampiyon belli oldu. İnsani bir şey söylüyor olamaz mı? Yok şampiyonla el sallıyor. Ya şimdi, bir dakika. Olamaz. Bak niye olamaz? Bir dakika. Bir dakika lütfen. Kameraman arkadaşımız bize bakar mı? Baksın. Bu lafın aynısını Manchester United koçu olduğu zaman Guardiola ettiği zaman ki Manchester sen bir realistsin. Hangi Manchester? Ya velev ki. Etse insani yani. Oluyor. Mourinho söylediği ya. Zaman insani olmuyor mu? Mourinho söylediği zaman illa arkasında bir şey mi arıyoruz bunu? Psikolojik oyunları çok iyi yapan evet, ne biliyorsun? Gerçekten insani bir şey söylemişse. Çünkü insan çünkü. Anlatıyorum karşımıza. Ya bir dinle. Bu çünkü burada bu haberde şöyle bir şey var. Mourinho'nun sıkıntısı yalnızlık. Baba servis mi diyor? Ama haber böyle yani. Baba servis mi diyor? Hayır. Şimdi bu bir haber olarak çıkıyor. Şimdi Mourinho'nun bir sıkıntısı var. Abi 120 milyon euro bak. 120 milyon euro bir oyuncu. Ne yapayım? Tamam mı? Şimdi sen 120 milyon euroya bir oyuncuyu alıyorsun. 37 milyon euroya bir stoper alıyorsun. Gitti stoper de yok 2 ay. Sakatlandı. Bailey.
4-6 puan fark yedin ve ümidin yok şeyden. Bir de eski takımında çıktın sahasında 4 yedin. Ve ümidin yok. Ne yaptın gittin yok. Bu 4 olunca sevinilmez de 1 olunca falan akıl oyunlarına başladı. Yalnızım. Dostlarım. Ya Allah tamam Allah. Ne bir Mourinho, insan kabul iş kabul olarak kabul algılamıyoruz Mourinho. Ya. Mourinho anlat. Bak sevgili Mourinho. Mourinho bizim eski hocamız değil miydi? Mourinho sevgili bizim, Mourinho. Bizim eski hocamız değil mi Mourinho? Sana buradan sesleniyorum. Kabul et artık senin o stratejilerin. Çağ dışı kaldı. Aynen Real Madrid. Tutmuyor. Serdar. Çağ dışı kaldı değil mi? Aynı safta olduğumuz konudan farklı safa düştük. Aynen Real Barça. Real Madrid'de bak Real Madrid'de. Bak Real Madrid'siz mi abi? İkimiz de. Bir bakalım. Bu? Mourinho'ya bakalım bak. Bu? Ben Barcelona'yım. Ya o işte. Barcelona, Liverpool. Barcelona. Masa değil. Barcelona, Liverpool. Halkın takımları. La Masia. La Masia. Biz kralcıyız tamam. Kraliyet. Biz kralcıyız baba. Boş ver abi. Şimdi ne yaptı abi? Birinci sene bir şey yapamadı. Çok doğal. O zaman da acayip bir Barcelona vardı. Şimdiki gibi değil yani. Şimdikinden çok çok daha iyi bir Barcelona vardı. Doğru mu abi? Ne maalesef doğru. Ne yaptı abi ertesi sene? Hatırla bak iyi hatırla. Valdano yedi. Yedi. İkinci sene ne yaptı? Zidane attı uzaklaştırdı. Gitsin B takıma. B tek kastı yana gitti. Yoksa beni yiyecek dedi. Tamam mı? Pepe'leri orta sahada oynatmalar. Ama ikinci sene içeride dışarıda dayak yedi. İkinci meselemi almıştı Hamit'le Nuri'yi. İlk sene. Üçüncü sene. Üçüncü sene. Üçüncü sene. Üçüncü sene aldı Hamit'le Nuri'yi. Pardon dördüncü sene. Üçüncü sene aldı. Üçüncü sene aldı. Üçüncü sene şampiyon oldu. Ve Barcelona'yı çözdü. O Guardiola'nın sistemini ilk şeyi vuran odur. Bizim Real Madrid'in başındayken. O zaman çözdü. İçeride dışarıda yenmeye başladı bir ara Real. Hatırladınız mı? Guardiola arada bir 6 yedik değil mi ama? İlk sene 5 yedik zaten. 5 yedik, 6 yedik sonra biz. Sonra 6 yedik ama şeyle yemedik oğlum. Mourinho'yu Ancelotti de yememiştik. Mourinho Ancelotti de yemedik. Ancelotti de 4 yedik. 4 yedik. 6'yı ne hatırlamıyorum. 6-2 yenildik ama 6-2 hatırlamıyorum. 6-2 mağlup olduk. Ya bir ara bu Barcelona bize ne çektirdi? Evet ya sürekli kazanıp be. Abi toplayalım mı? Bu Barcelona bize ne çektirdi? Oraya geldi. Ne olacak şuna, Real Madrid'in şuna, abi? Şuraya geliyorum. Mourinho bizi de çok başarılı değildi ama ondan beri de şampiyonluk yok. Doğru. Bu durumda şu da var. Mourinho'nun bıraktığı takımları sonradan çöküşe geçer teorisi var. Hazır çökmüşü var o yüzden sıkıntı olmaz bundan sonra. Dolayısıyla bak bu da ortaya çıkacak. Manchester United'da da kötü kadro kurdu. O 120, kadar 120'ye çok odaklandı Pogba'ya. Pogba'yı savunma oynatacakmış. Halbuki takımın mesela diğer oyuncuları falan o kadar da kaliteli oyuncular değil yani. Fena da değil de canım. Yani 120 Pogba'ya vereceğine 3-4 tane daha oyuncu alabilirdi. 30'luk 40'lık. Şu haftadan bir iki tane anlatayım mı? Bak maçta, maçın girmeden önce orada çok güzel böyle bir kahve dükkanı vardı. İşte oturuyorsun. Zaten stat sokakları iç içe. Stamford Bridge şu kadar bir şey değil mi? Bildiğin köprü şu kadar bir şey değil mi? Küçücük ya, köprü aynen öyle. Şu kadar bak. Masa kadar bir köprü Stamford Bridge ama. Sonra geçiyorsun duvarlarda bütün efsanelerin fotoğrafları işte nerede oynanır. Çok enfes bir ortam var. Neyse bir tane Kopenhaglı adamla tanıştım. Orada böyle maça gelmiş. Kopenhag'dan iki kişi gelmişler. Niye hani buradasınız muhabbeti? Dedi ki Kopenhag'dan maç için geldim. İki günde Londra'da kalacağım. Biletlere de kişi başı £275 vermişler. Sen ne kadar verdin ayıptır sorması? Abi biz hallettik. Bir şekilde. Sponsor bileti mi? Yok. Çok yakın arkadaşım orada yaşıyor benim öyle bir... £275 güzel para. Ama bak şimdi şöyle düşün. Şimdi biz tabii pound'u liraya çevirdiğimiz zaman büyük para kaybediyoruz. Ama bu adamın 275 lirası. O da dedi çok para diye ama bak. Şimdi 275 liraya 275 liraya Chelsea Manchester United maçı izliyor adam. Beşiktaş Napoli 130 lira. Ama biletini lira alıyor. Fener Galatasaray maçı 930 liraydı abi. Beşiktaş'ın Napoli maçı da 900 lira vardı. Bak işte anlatmaya çalıştığım o. Kopenhag'dan bu adam geliyor. İki gün Londra turu yapıyor. Bir gün maçına gidiyor. Geziyor. Ya biz bu seviyeye gelmek için çalışmalıyız. Biz başka şeyleri konuşuyoruz. Kardeşim olsun İngiltere deyip geçmeyelim. Ne yapılıyor? Biz ne yapabiliriz? Biz nelerle uğraşıyoruz? İçeride uğraştıklarımız ne? Dışarıda neler oluyor? Bu seviyeye ulaşmamız için uluslararası relasyon olan vizyonların kulüplerin yönetimine gelmesi lazım. Ya bir dönem İlhan Mansız için Beşiktaş stadına, İnönü stadyumuna Japonlar gelmedi mi? Geldi. Yani tek bir oyuncudan bile işte ya da futbol takımınızın tarihinden, müzesinden bile bunu oluşturabilirsiniz. Bir şey soracağım. Yani bu konu Fenerbahçe diye söylüyorum. Hepsine uyarlanabilir. Ben genel konuştum. Hepsine uyarlanabilir. Hı-hı. Ya Fenerbahçe her sezon başını Bolu'nun ya da Düzce'nin bir ilçesinde kapanarak geçirmemelidir. Ama onun ekonomik bir karşılığı olduğunu söylemişler. Vardır, ki. Mutlaka vardır. Ama hani tesis Fenerbahçe yapıldı bir, falan. Bak Fenerbahçe bir kampını Almanya'da, bir kampını Çin'de, bir kampını İngiltere'de. Ona ben de katılıyorum. Bir kampını Avustralya'da,
Birleşik Amerika'da. Birleşik Amerika'da yapmak durumundadır. Nasıl bugün Liverpool gidiyor, orada turnuvalara katılıyor, Real Madrid katılıyor. Artık bu ne bileyim, bir devre arasının kampını Fas'ta. Sallıyorum şimdi. Aynen öyle. Japonya'da. Katılıyorum. Buralara gitmek durumundadır. Fenerbahçe artık topuk yaylasına, Samandıra'ya sıkışamaz. Belki orada organizasyonlar yapabilirsin tanıtımını yapmak için. Fener Yum imza törenleri Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'ne değil, Frankfurt'ta, efendim Münih'te, Viyana'da olmalıdır. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Serdar abi, şunu da söylemek lazım. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi büyük kulüpler aynı Real Madrid'in, Barcelona'nın yaptığı gibi o uluslararası turnuvalarda olmak zorunda. Orada o marketingi İngilizlerin söylediği gibi yapmak zorunda. Galatasaray oradaydı işte. Arsenal'le ne oynadı? Emirates Kupası'na gitmedi mi Galatasaray? Sayın Fikret Orman'ın söylediği çok doğru. Çin'e gideceğiz. Gitmek lazım. Çin turnuvasına katılın. İnanılmaz piyasa var orada. Çin'de, Almanya'da, Avusturya'da senin ofisler açman lazım. İngiltere'de. Bu arada işte orada bir tane işte 60-65 yaşlarında bir İngiliz amca oturuyordu. Üstünde forması falan, böyle anılarını anlatıyordu. Neden Chelsea'lisiniz abi? Yani Chelsea'yi niye tutarsınız? Fulham tarafı, bildiğiniz elit tarafı Londra'nın orası. Bize hastasıyız küçükken... Efendim? O semtin hastasıyız. Çok güzel abi ya. Ben hakikaten gez müthiş. İşte şöyle, bize küçükken iki tane forma, yatılı okulda kalıyorduk dedi. Genellikle bizim burası da öyledir. Kırmızı forma vardır, mavi forma vardır. Mavi formayı giyenler Chelsea'li olur, kırmızıyı giyenler Arsenal'lı olur. Biz öyle bir durumda Chelsea'li olduk. O gün bugündür Chelsea'liyiz dedi. Öyle bir anı var aklımda. Onu da anlatayım dedim. Bir tane daha açıklama var. Şu menajer konusuyla ilgili. Onu da verecek miyiz? Var mı zamanımız Kübra? Çok kısa verelim mi? Evet, Pogba menajer konusu. Pogba'nın menajerinin transferden kazandığı konu, tam az önce bahsettik ya. Van der Veer'in de menajeri. Aynı zamanda. Dünyanın en önemli menajerlerinden biri. Pogba'yı 105 milyon... Yok, Juventus genel direktörü Morata yapıyor açıklamayı. Pogba'yı 105 milyon euro karşılığında sattık. Bunun 5 milyon eurosu bonus kapsamında. Eğer Pogba ilerleyen yıllarda kulübüyle sözleşmesini uzatır ya da en az 50 milyon euro bedelle satılırsa bu bonusu almaya hak kazanacağız. Bu ilk sayfa. Şimdi menajeri Raiola ise bu transferdeki hizmetleri karşılığında 27 milyon euro komisyon aldı. Bu tip masrafları çıkardığınızda kulübün kasasına 72 milyon euro girdi diyor. Ne diyorsun Mehmet Ayan? Rakamlar, sayılar. 27 milyon euro Mino Raiola aldı. Evet, efsane menajer. Soruyu soruyorum bak. Ha, kim aldı? Ya tek başına bir menajere 27 milyon yedirilir mi? Yedirmezler değil mi? Onun bir Titanic dağılması lazım, söyledi mi aşağıya? Öyle bir şey olur mu ya? Peki arkadaşlar, yapmayın. 37 milyon lira Cuadrado olur mu ya? Mümkün sonra mü? Bir daha Juventus'a 32 milyona gidilir mi yani? Verenlerden alanlar olmuş mudur? Ya olmaz olur mu abi ya? Abramovich'in yatı yanaşmıştır Londra'ya. Bak aklıma sen şimdi anlatınca o geldi. Oradan birkaç yat çıkar çünkü. Ama bak yani, yabancı hocalar, komisyon işleri hepsinde var. Hı hı. Kesin biliyorum yani. Uluslararası menajerlerle görüşmelerden biliyorum. Ama şu var abi, adam komisyonu da alsa önce takımı düşünüyor. Biz de bu oyuncuyu işte 50 milyon euroya aldık. Ondan da güzel gereğini yaptık. Ama bunu mutlaka da oynatmak zorundayım demiyor. Bize Oscar törenindeki gibi hani müzik verilir ya, şey verildi. Az sonra i̇şte maç başlayacak yazısı. Evet, hafif Almanya Kupası en temiz kupası demek değil mi? Evet, yavaş Belçika yavaş. Belçika Ligi'nden sıkılanlar Almanya Kupası için buyurun. Belçika Ligi'nden de sıkılmıyorlardır canım. Belçika Ligi'nin tadı ya ayrı, Almanya Kupası'nın ayrı. Sporun her türlü tadı NTV Spor'da diyerek, evet, bugün de bitireyim. Devam edeceğiz kırmızı çizgileri çekmeye NTV Spor'da çarşamba ve cumaları. Nefis günler geçirin. Görüşmek üzere.